Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin vefatının üzerinden tam 1384 yıl geçti. Kainatın en kıymetlisi, insanların en değerlisi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam 1384 yıl önce Rabbine kavuştu. Kardeşlerim, veda haccı Efendimizin yapmış olduğu son hacdır. Efendimiz bu hacda Müslümanlarla vedalaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hicretin 10. yılıydı. Arabistan baştan başa Müslüman olmuştu. Hazreti Peygamber artık tebliğ görevini tamamlamak üzereydi. Efendimiz son bir kez hacca gidecekti. Tüm Müslümanları kendisiyle birlikte son kez hac yapmaya davet etti. Allah ve Resulullah aşkıyla dolup taşan Müslüman gönüllüler dört bir yandan akın akın bu davet için Medine'ye yöneldiler. Medine yollarında bir insan tufanı oluştu. Her yer Müslümanlarla doluydu. Müslümanlar Medine'nin etrafını sarmış, etrafı gözün alabildiğince kalabalıklar sarmıştı. Dört bir yandan Hazreti Peygamber ile hac edebilmek için koşup gelen müminlerin sayısı 120 bin civarındaydı. Hepsi tek bir yürek halindeydi. Peygamber Efendimiz bu kalabalık Müslüman topluluğuyla birlikte hac için yola çıktı. Yol boyunca ibadet etti. Müslümanlara vaaz ve nasihatlerde bulundu. Müslümanlar lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nigmete leke vel mülk, la şerike lek nidalarıyla Peygamberimizin önderliğinde Mekke'ye doğru yürüyorlardı. Yerler ve gökler bu sesle çınlıyor, huşu ve huzur her yeri bir ağ gibi örüyordu. Peygamberimiz ve Müslümanlar sonunda Mekke'ye vardılar. Efendimiz ümmetine nasıl hac edeceklerini bizzat göstererek bütün vazifelerin ifasından sonra Arafat'ta devesinin üzerinde meşhur veda hutbesini verdi. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki burada sizinle bir daha buluşamayacağım diye buyurduğu veda hutbesinde Peygamberimiz uyulması gereken ölçüleri özetledi. Şöyle buyurdular: ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birine ulaştırmış olur. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz veda hutbesinde biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır buyurdular. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız diye ölçüyü koymuştur. Cahiliyeden kalmış bütün adetler kaldırılmıştır ve ayağımın altındadır diye buyurdular. Ve buyurdular ki kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizin kadınların üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinde hakları vardır diye buyurdular. Sevgili Peygamberimiz bizlere, yani ümmetine hangi emaneti bıraktığını da şöyle buyurdular: ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça asla yolunuzu şaşırmazsınız buyurdu. O emanetler Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, başta da belirttim. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde kıymet hükümlerini, uymamız gereken ölçütleri işaret buyurdular. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Peygamberimiz şöyle buyurdular: ey insanlar, Rabbiniz birdir.
babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olanın da Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine asla bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında, Allah katında en kıymetliniz, ondan en çok korkanınızdır. Peygamber Efendimiz yine buyurdular ki, dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere asla öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz hutbesini bitirdikten sonra kendisini dinleyenlere sordular. Ey insanlar, yarın sizden beni soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-ü Ekrem Efendimiz işaret parmağını kaldırdı. Sonra da cemaat üzerine kaldırdı ve indirdi. Ve şöyle buyurdular. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Hutbe bitti ve son vahide gelmişti. Efendimiz ümmetiyle vedalaşıyordu. Bütün Müslümanların üzerine bir hüzün çöktü. Efendimiz Medine'ye dönüyordu. Bu onun son haccı, ümmetiyle son buluşmasıydı. Efendimiz Medine'ye evine döndü. Kısa bir süre sonra da hastalandı ve güçten düştü. Kendileri Hazreti Ayşe'nin odasına geldi. Hastalığının son 8 günü burada geçti. Efendimizin hastalığı süresince amcası Hazreti Abbas ile Hazreti Ali ve hanımları yanından hiç ayrılmadılar. Gerektikçe hizmetinde bulundular. Resul-i Ekrem'in hastalığı hummaydı. Zaman zaman bayıldığı oluyordu. Ateşin ve ıstırabın şiddetiyle yüzündeki örtüyü atıyor, vücudunun hararetini soğuk suyla hafifletiyordu. Vefatından 5 gün önce Perşembe sabahı Resulullah Efendimizin hastalığı ağırlaştı. Sonra biraz rahatladı. Aradan 5 gün geçti. Vefat zamanı yaklaşmıştı. Allah Resulü bu dünyadan ayrılacak, Rabbine kavuşacaktı. Ahirete irtihal edeceği gece ateşi düşmüş, sabaha karşı rahatlamıştı. Pazartesi sabahı odasının mescide bakan kapısının perdesini açtı. Ashab-ı kiram saf saf Hazreti Ebubekir'in arkasında sabah namazını kılıyorlardı. Onların bu haline sevindi ve tebessüm ederek onları seyretti. Hazreti Ebubekir Resulullah'ın namaza çıktığını sanarak ilk safa geri çekilmek istedi. Ashab Hazreti Peygamber'i ayağa kalktığını görünce neredeyse sevinçten namazlarını bozacaklardı. Peygamber Efendimiz mübarek eliyle namaza devam etmelerini işaret etti. Sonra perdeyi kapatıp odasına çekildi. Ashab-ı kiramın Resulullah'ın yüzünü bu son görüşleri oldu. Efendimizin benzi kansız, yüzü bembeyazdı. Öğleye doğru tekrar ağırlaştı. Sık sık bayılmalar başladı. Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma Resulullah Efendimizin başucunda "Vah babamın ızdırabına" diyerek hıçkırıklar içerisinde ağlıyordu. Resul-ü Ekrem Efendimiz "Üzülme kızım. Baban bugünden sonra hiç ızdırap çekmeyecek" diyerek onu teselli etmeye çalışıyordu. Izdırabı çoktu fakat halinden şikayet etmiyordu.
Ara sıra mübarek ellerini yanındaki suya batırıp yüzünü ıslatıyor ve serinlemeye çalışıyordu. La ilahe illallah. Ölümün de şiddetli olanları vardır. Allah'ım, ölüm sıkıntılarına dayanabilmek için bana yardım et. Beni bağışla, bana merhamet et diyerek dua ediyordu. Sonra o an geldi. Efendimiz elini kaldırdı. 3 defa Allah'ım beni raiki alaya ulaştır dedi. Başı eşi Ayşe anamızın dizlerindeydi. Son olarak la ilahe illallah dedi. Ve Resul-i Ekrem Efendimizin eli yanına düştü. Hazreti Ayşe anamız hıçkırıklara kapılarak yüce peygamberin başını şefkatle kaldırıp yastığa koydu. Pazartesi günü öğleden sonra alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin aziz ruhu uçmuş, Rabbine kavuşmuştu. Sevgili kardeşlerim, Necip Fazıl'ın Çöle İnen Nur adlı eserinde peygamber efendimizin Rabbine kavuştuktan sonrası aynen şöyle anlatılmaktadır. Ebu Bekir bir an için evine kadar uzanmıştı. Haberi yok. Ömer, Osman, Ali taş gibi donmuş. Ne elleri oynuyor ne dilleri. İlk beyin yırtıcı safha kim Allah'ın Resulü öldü derse paramparça ederim. Bu sözü Ömer söylüyor. Kılıcını çekmiş. Selim akıl mümessili Ömer koparıyordu bu sahyayı. Hal ve keyfiyet bu. Herkesten yufka fakat herkesten kuvvetli ve derin Ebu Bekir yetişti. Kalabalığı yardı, yatağa yaklaştı. Mukaddes başın üstündeki örtüyü kaldırdı. Diz çöktü. Allah'ın Resulü'nün bembeyaz yüzünü eğilip öptü. Ve gözlerinden yaş akmadan uçup gitmiş, deli gibi bakanlara döndü. Nefsimi kudretinin elinde tutan Allah'a yemin ederim ki peygamber öldü. Sonra alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratılan o yüze baktı. Hayatında ne güzeldin, öldüğünde ne güzelsin. Devam etti. Öldün, ikinci defa ölmeyeceksin. Ömer gerilerde, vallahi peygamber ölmedi. Peygamber ölmedi diyerek kendi kendine konuşuyordu. Ebu Bekir Ömer'e yöneldi. En derin rikkat ve yumuşaklık, en keskin cehalet ve sertliğe, yani Ebu Bekir Ömer'e yöneldi. Esrar anlayışı Selim akla yöneldi. Ebu Bekir hücreyi, evi, sokağa dolduranlara seslerin en heybetlisiyle hitap etti. Kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür. Allah hepimizi onun şefaatine erebilenlerden, ona layıkıyla ümmet olabilenlerden eylesin. Amin. Amin. Amin.